HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç internet bağlantısıyla yayınımızda. Saruhan Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Saruhan Bey, siz Ahmet Dicle'nin dile getirdiği iddiayı duymuş muydunuz? Selahattin Demirtaş da bugün paylaştı. Acaba İmralı'yla yeni bir temas kuruldu mu seçim öncesinde, sürecinde? Yani bizim Halkların Demokratik Partisi olarak bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Dolayısıyla yani sizin söylediğiniz tweetleri ben de gördüm. Ama bu konuda yani bir bilgiye sahip değiliz. Bize herhangi bir bilgi gelmiş değil. Peki Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı acaba iktidar İmralı'dan ne istemiş olabilir diye soruyor. O da hani net bir bilgiyle değil herhalde o zaman. Aynı bakış açısı. Yani sanmıyorum cezaevinde hani bizim bilgimizin olmadığı bir konuda kendisine bir bilgi ulaşmış olacağına ihtimal vermiyorum doğrusu. Ama yani bizim bildiğimiz gerçekten bir herhangi bir şey yok bu konuda. Peki buna... bu konuda bu tür spekülasyonlar çok yapıldı bir zamandır da yapılıyor zaman zaman. Ama dediğim gibi bize gelmiş herhangi bir bilgi bu konuda yok. Peki buna ihtimal verir misiniz Saruhan Bey? Yani bu iktidarın ne yapacağı, ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Ama ben bu tür polemikler üzerinden siyasetin sürdürülmesinin, hele hele bir seçim sürecinde bu polemiklerle zaman kaybedilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Hem iktidar için hem muhalefet için söylüyorum bunu. Yanlış bir zeminde çalışmalarını sürdürüyorlar. Buradan yani kimseye faydalı bir sonuç çıkmaz. Dolayısıyla bu polemiklere son vermek gerekir. İktidar bu polemikler, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan bu tür polemiklerden medet umuyor. Ama yani muhalefetin bu oyuna gelmemesi gerekir. Aynı şekilde muhalefet de kendisine cevap vermeye başlayınca aslında demokratik siyaset alanında biraz çok anlamlı olmayan, hatta saçma bir diyalog sürer hale geliyor. Bunu da doğru bulmuyoruz doğrusu. Türkiye'nin sorunu şu anda çok daha farklı bir yerde şekilleniyor. Anladım. Peki Saruhan Bey, yani Selahattin Demirtaş'ın bu zaten röportajın tarihi de eski. 20 ne zamanda? 10 Nisan'da yapılmış. Yeni Yaşam gazetesinde Ahmet Dicle'nin verdiği röportaj. 15 gün sonra paylaşmış Selahattin Demirtaş bunu Twitter hesabından. Yani bu zemin üzerinde konuşmak, spekülasyon yapmak doğru değil derken oraya da bir eleştiri olarak algılamalı mıyız bunu acaba? Yok, yani ben Selahattin Bey'in yani bu röportajı, sözünü ettiğiniz şeyi ne zaman okuduğunu bilmiyorum. Belki kendisine yeni yetinmiş olabilir. Gerçekten bir bilgiye sahip değilim. Dolayısıyla yani bu attığı tweet'i de bugün gördüm. Daha önce haberdar değildim böyle bir şeyden. O nedenle yani sözlerim Sayın Demirtaş'a dönük değildir. Sözlerim esas itibariyle iktidarla muhalefetin sizin biraz evvel haberinizde de gösterdiğiniz sürdürdüğü tartışmalardır. Bunların biz çok anlamlı şeyler olduğunu doğrusu düşünmüyoruz. Demokratik siyaset alanında da bu tartışmalarla doğrusu çok fazla uğraşmak istemiyoruz. Kastettiğiniz şu Saruhan Bey, Erdoğan diyor ki Öcalan'ı serbest bırakacaklar. Öcalan'ı serbest bırakacaklarını söylüyorlar diyor. Fakat buna ilişkin muhalefetten, ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne de Millet İttifakı liderlerinden yapılmış bir açıklama yok. Diyaneti kapatacaklar da aynı seçim meydanlarında dillendirilen ama doğru olmayan ifadeler. Muhalefet de buna cevap veriyor. Yani bunun doğru olmadığını anlatıyor. Fakat bu tartışma yanlış bir zeminde yürüyor diyorsunuz. Evet, yani bu dediğim gibi mesnetsiz bir şey ama sonuç olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP Cumhur İttifakı esas itibariyle memlekette kutuplaştırma, gerginlik yaratma, yalan üzerinden bir polemik yürütme konusunda çok mahir ve çok da hevesli bu konuda. Yani çok örnek verilebilir. Otursak şimdi konuşmaya başlasak birçok örnek ortaya çıkar. Dolayısıyla yani bu konuda AKP-MHP Cumhur İttifakı'nın söylediklerine bakarak politika yapmak çok artık anlam ifade eden şeyler değil esas itibariyle. Çünkü
bu iktidar kendi iktidarını sürdürebilmek için her türlü yalana başvurabilecek tinette olduğunu neredeyse her gün gösteriyor bütün topluma. O nedenle çok fazla ciddiye alınacak bir durum değil doğrusu. Cevap vermemek en doğrusu diyorsunuz Saruhan Bey. Yani zaman zaman belki isteyenler cevap verebilir ama esas meseleden toplumu uzaklaştırmaya çalışan bir tarzdır, bir üsluptur. Ve esas mesele bugün memleketin esas meselesi yaşanmakta olan çoklu krizdir. Ekonomik sosyal alanda yaşananlardır. Türkiye'nin bir hukuk devletinin artık olmuyor olmasıdır, işlemiyor olmasıdır. Demokrasi eksiği ve açığıdır. Esas tartışılması gerekenler bunlardır. Bir tek adam yönetiminin, bir otokratik anlayışın aslında Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da sürdürmek istemesidir. Esas tartışılması gerekenler bunlarken iktidar bu tartışmayı başka yerlere yönlendirmeyi ve bu sayede de aslında gündemi değiştirmeyi amaçlamaktadır. Ben çok fazla değer vermiyorum doğrusu iktidarın bu tutumuna. Toplumun da çok fazla artık ciddiye aldığı kanaatinde doğrusu değilim. Peki. Saruhan Bey, bugün Diyarbakır merkezi 21 ilde bir operasyon başlatıldı. Operasyonun işte PKK-KCK yapılanmasına yönelik olduğu duyuruldu. Klasik olduğu üzere hep öyle yapılıyor zaten. Gözaltına alınanlar arasında işte partinizin MYK üyeleri var, avukatlar var, gazeteciler var, sivil toplum örgütlerinin liderleri var. 126 kişi gözaltında. Bu operasyonu nasıl değerlendirdiniz? Seçime 19 gün kala bu kadar geniş kapsamlı bir operasyon yapılmasında size yönelik bir mesaj mı var acaba? Şimdi iki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi gözaltına alınanlarla ilgili bir nokta. Şimdi bakın, gözaltına alınanlara baktığımızda kimler var? Siz biraz evvel saydınız. Mesela avukatlar var. Hı hı. Avukatlar ne yapıyorlar peki bugün? Avukatlar özellikle seçim güvenliği ve sandık güvenliği konusunda bir çalışma sürdürüyorlar. Yani bu sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin her tarafında. Sadece HDP'li avukatlar da değil ya da HDP'ye yakın avukatlar da değil, bütün avukatlar bunu sürdürüyorlar. Çünkü biliyorsunuz seçim güvenliği ve sandık güvenliği açısından avukatlara çok büyük görev düşüyor. İtirazların takip edilmesi, itirazlara verilen cevapların hukuki olup olmadığını takip edilmesi vesaire gibi konular var. Dolayısıyla avukatların yaptığı çalışma doğrudan doğruya seçim güvenliği ve sandık güvenliğiyle ilgili bir çalışmadır. Hmm. Şimdi Diyarbakır merkezli yapılan bu operasyonla eğer avukatlar gözaltına alınıyorsa bu demektir ki bu avukatları gözaltına alan iktidar aslında seçim güvenliği ve sandık güvenliğini ortadan kaldırmak amacıyla bunu yapmaktadır. Birinci bu. İkinci, gözaltına alınanlar kimler baktığımızda? Gazeteciler. Bu gazeteciler ne yapıyorlar? Bu gazeteciler seçim çalışmalarını izliyorlar, var olan işte hukuksuzlukları ortaya çıkartıyorlar, çeşitli iddiaları ortaya çıkartıyorlar ve esas itibariyle gazetecilik yapıyorlar. Şimdi bu gazetecilerin gözaltına alınması demek aslında seçim çalışması döneminde gazetecilerin hakikatleri yazmasını engellemek, özellikle bölge açısından baktığımızda işte Diyarbakır'dan Van'a, Hakkari'ye, Mardin'e, Siirt'e, Şırnak'a kadar bu alanlarda ki gazetecilerin çalışmalarını engellemek ve olası seçim hileleri, hurdaları, baskı ve her türlü hukuksuzlukla ilgili gazetecilerin gerçeği yazmasını engellemek için yapılan bir iş. Kim yapıyor? İktidar yapıyor. Yani seçim güvenliği ve sandık güvenliğini tehdit ediyor yine. Üçüncüsü çok acayip bir şey. Sanatçılar gözaltına alınıyor. Evet. Acaba niye diye düşündük. Bu sanatçıların bir kısmı bizim hazırlanan reklam filmlerimiz var. Buralarda çalışmalar yapan, yani görevleri sanatçı olduğu için, oyuncu oldukları için herkesin rol aldığı gibi bu tür sanatçıların, oyuncuların reklam filmlerinde rol aldığı gibi rol alan ve iş görevini yapan arkadaşlar onları gözaltına alıyorlar. Neden? Bizim seçim çalışmalarımızı engellemek için. Ve sonunda da tabii parti yöneticilerimiz ve gözaltına alınan parti yöneticilerimiz de esas itibariyle örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcılarımız ve bunlar seçim çalışması örgütlüyorlar. Şimdi baktığımızda bütün tabloya aslında meselenin doğrudan doğruya seçim güvenliği ve sandık güvenliğini
hedefleyen bir iktidar operasyonu olduğunu görüyoruz. Bu işin birinci kısmı. Çok kısa bir ikinci kısmına değinmek istiyorum. Siz biraz evvel haberinizi izliyordum. Bir vali ve Adalet ve Kalkınma Partisi adayıyla ilgili haberi verirken parti devleti olmaktan bahsettiniz. Şimdi ben size bir parti devleti örneği daha anlatmak istiyorum. Şu anda İçişleri Bakanı sıfatıyla görev yapan bir kişi var değil mi? Adı Süleyman Soylu. Şimdi bu Süleyman Soylu isimli zat İstanbul'dan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı olmuş vaziyette ve çalışma sürdürüyor. Saha çalışması sürdürüyor. Gidiyor işte mitingler yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Mitingine en son gördüğüm Bayrampaşa'da 150 kişi katılmış. Yani çünkü insanlar aslında Süleyman Soylu'nun gerçekleri anlatmadığını, onun pozisyonunun ne olduğunu biliyorlar, görüyorlar. Artık yüzünü de görmek istemiyorlar. 150 kişi kadar katılmıştı mitingine. Şimdi bu zat bir taraftan bakın İçişleri Bakanı sıfatıyla hala bir görev sürdürüyor. Ama aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı olarak çalışmasını sürdürüyor. Bu arada bütün bunları yaparken bu zat ne yapıyor biliyor musunuz? Kolu kuvvetiyle, polis, jandarma kuvvetiyle ve savcılar eliyle bize karşı operasyon sürdürüyor. Yani aslında bu zat siyaseti polis, jandarma ve savcı eliyle yapıyor ve politik olarak başa çıkamadığı bir siyasi partiye, politik olarak lafını söyleyemediği bir siyasi partiye elindeki kolluk kuvveti gücüyle devletin gücünü kullanarak, devletin imkanlarını kullanarak siyaset yapıyor ve kampanyasını sürdürüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hı-hı. Parti devletinin en önemli işaretlerinden bir tanesi de budur. Yani bir taraftan İçişleri Bakanı olacaksın, sözde İçişleri Bakanı demek lazım. Öbür taraftan seçim döneminde aslında senin görevin seçim güvenliğini sağlamak olacak ama sen bir iktidar partisinin adayı olarak çalışma sürdürürken başka bir partinin sürdürdüğü seçim çalışmasını engellemek için gözaltı operasyonu, tutuklama operasyonu yapacaksın. Bu dünyanın herhangi bir yerinde görülmüş bir şey midir? Hı hı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben bütün seyircilerin, izleyenlerin vicdanına, elini vicdanına koyarak düşünmesini rica ediyorum. Böyle bir şey görülmüş müdür? Burası ya bir muz cumhuriyetinde bile böyle bir şey görünmez ama işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu iktidar AKP, MHP, Cumhur İttifakı böyle bir kepazelik düzenine dönüştürmüştür. Mesele budur esas itibariyle ve bu 14 Mayıs seçiminde bu iktidardan hesap sorulması gerekir. İşte bu nedenle hukuk devleti bırakmamışlardır, hukukun üstünlüğü kalmamıştır, üstünlerin hukuku kurulmuştur ve her türlü adaletsizliği, hukuksuzluğu bu iktidar yapmaktadır. Ortada demokrasi diye bir şey kalmamıştır. Uluslararası sözleşmeler yoktur. Evrensel hukuk ilkeleri, insan hak ve özgürlükleri yoktur. Bütün bunları çiğneyen, ortadan kaldıran zat da İçişleri Bakanı sıfatıyla şimdi seçim çalışmasını polisle, jandarmayla, savcıyla bize karşı sürdürüyor. Böyle bir şey görülmedi. Gerçekten görülmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadarı görülmedi. Ama şimdi bunların hepsi görülüyor ve bunların hepsinin hesabının sorulacağı, sandıkta hesabının sorulacağı gün 14 Mayıs günüdür. Evet. Bu hukuksuzluklara son vermek gerekir. Süleyman Soylu İstanbul'da işte seçim çalışması yaparken sizin partilerin açtığı seçim standında müziğin yüksek tutulmasına tepki göstermişti, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Orada evet. Şöyle demişti Süleyman Soylu, karşınızda İçişleri Bakanı var, burada İçişleri Bakanı konuşuyor demişti. Halbuki İçişleri Bakanı sıfatıyla değil, AK Parti milletvekili adayı sıfatıyla konuşuyordu orada seçim otobüsünün üzerinde. Evet. Duruma göre bazen İçişleri Bakanı olunuyor, bazen aday olunuyor, bazen Cumhurbaşkanı olunuyor, bazen AK Parti Genel Başkanı olunuyor. Evet, işte parti devleti dediğiniz, evet. Onun için bunları örnek vermek istedim. Parti devleti dediğiniz bu aslında, evet, ve evet. Türkiye'yi bir parti devletine çevirdiler, otokratik bir sisteme getirdiler ve işte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu otokrasi devam edecek mi? Yoksa demokrasiye doğru bir kapı aralanacak mı? Bu seçim bunun için kader seçimidir. Peki. Bu kararın verileceği seçim bu seçimdir esas Peki. itibariyle. Saruhan Bey, az önce çizdiğiniz çerçeve, yani işte avukatları, seçim güvenliği orada görev alacaklar. Partimizden gözaltına alınan yöneticiler seçim güvenliğine ilişkin çalışma yürütüyorlar vesaire diye çizdiniz ya. Şimdi evet. bütün bunlardan, bu anlattıklarınızdan özellikle HDP'nin yoğun oy aldığı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde, Kürt illerinde seçim güvenliği konusunda bir problem yaşanabilir diye düşünmeli miyiz? Bir de şunu da ekleyeyim Saruhan Bey, HDP'nin partiye, seçime HDP değil de Yeşil Sol Parti olarak giriyor olması da bu anlamda bir şey değiştiriyor mu? Yani sandık başı görevlileri vesaire açısından. HDP olarak giriyor olsaydık seçime, bütün sandık kurullarında görevlilerimiz, resmi görevlilerimiz olacaktı. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğumuz için. Fakat şimdi Yeşil Sol Parti'nin listelerinden seçime girdiğimiz için Yeşil Sol Parti'nin bu hakkı yok. Ama biz bütün hazırladığımız seçim güvenliğiyle ilgili, sandık güvenliğiyle ilgili yaptığımız hazırlıkları bir sandık kurulu üyeliğinden müşahitliğe çevirmiş vaziyetteyiz. Ve müşahitler aracılığıyla, ki 2014 ve 2015 seçimlerinde de müşahitler aracılığıyla bu denetimi sağlamıştık. Yine bu denetimi, yani halkın denetimini, atılan oyların sandıktan gerçekten çıktığının ortaya konduğu ıslak imzalı tutanakların netleşmesine kadar olan süreci takip edeceğiz müşahitlerle. Fakat bu sadece bizim işimiz değil elbette. Aynı zamanda bütün muhalefet partilerinin de aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor ve seçim güvenliği, sandık güvenliği açısından adımları atması gerekiyor. Biz özellikle sizin söylediğiniz bölge açısından da baktığımızda bütün muhalefet partilerine bir kez daha buradan da çağrı yapıyoruz. Hem Millet İttifakı'nın içinde olan bütün partilere, hem de Millet İttifakı'nın içinde olmasa da bu iktidara muhalif olanlara bu çağrımızı yapıyoruz. Ve diyoruz ki sandık güvenliği, seçim güvenliği sadece bizim meselemiz değildir. Biz evet elimizden geleni yapacağız bu konuda bir denetimi sağlamak için, ama bütün partilerde bu konuda hazırlıklı olmalıdır. Kesinlikle denetimi elden bırakmamalıdır. Çünkü en fazla hırsızlığın, yolsuzluğun sandık başında yapılabileceği, hilenin, hurdanın yapılabileceği yerlerden bir tanesi bu bölgedir. Burada hiçbir sandığı, hiçbir seçim çevresini boş bırakmamak gerekir. Biz dediğim gibi üzerimize düşenin en iyisini yapacağız, ama diğer partilerin de bu konuda mutlaka hazırlıklarının tam olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ve çağrımızı bu şekilde yapıyoruz. Peki. Saruhan Bey, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür